Levent abi, şimdi The Special One lakabına sahip, yani özel bir lakabına sahip bir teknik adam Türkiye'ye ayak basacak. Jose Mourinho'yu çok konuştuk, çok da konuşacağız gibi ama Fenerbahçe için doğru tercih olduğunu düşünüyor musun? Bunu zaman gösterecek. Yani bugün hiçbir şey için bir yorum yapamayız ama gerçekler şunu gösteriyor. Teknik direktörün teknik direktörü marka değeri çok yüksek bir teknik direktör. Burada Abdullah Hoca'nın söylediği benim yarınki yazımda da var sabahta. Aynı şeyleri dile getiriyor. Bir defa sadece futbolu yönetmez, medyayı da yönetir. Öyle kafana gelen soruları soramasın basın toplantısında. Her türlü Ters cevabı cevap. verir. Yani verir. Terse de yatılır. Ters. Gerekirse çık bile diyebilir sana. Bak böyle bir Evet, adam. evet, evet. Yani ben bunu Real Madrid deplasmanında yaşadım. Birebir yaşadım. Mesela şöyle oldu. O gün de anlatmıştım bir de. Galatasaray 3-0 maçı kaybetti. Burada o meşhur Drogba'lı maçta 3-2 yenmişti biliyorsun. Ronaldo'lu kadroyu. Son 16 turuydu galiba o. Evet, çeyrek Kaç, finaldi. pardon, çeyrek Çeyrek final. Şarkeden finaldi. son çeyrek final, Çeyrek doğru. finaldi. Orada 3-0 kaybetti Galatasaray takımı. Bizi basın mensuplarını, Türk basın mensuplarını taraftan içindeki bir bölüme koymuşlar. Hiçbir şey yok önde teknolojik olarak. Televizyon yok, bir şey yok. Maçı seyrettik. O zaman kalenin arkasında yardımcı hakemler var. O ekstra hakemler var. Dördüncü hakemler. Dördüncü hakemi diyoruz ona. Ya işte kale arkası hakemleri göreceğim. Maç bitti. Yusuf abi telefon açtı, Yusuf Namoğlu. Dedi ki ya bu nasıl bir hakem dedi. İtalyan da yanılmıyorsa. Nasıl dedi bir hakem dedi ya. Golü atacakken şimdi adı aklımda değil. Elle oynadı dedi şey. Oyuncu. Oyuncu dedi Real Madrid'i. Real Madrid. Gözünün önünde penaltı pozisyon vermedi Galatasaray'ın lehine. Biz görmedik. Akabinde ikinci pozisyonda herkes bunu söylüyor. Belki televizyonda siz gördünüz. Burak'a yapılan hareket penaltı kırmızı kart tersini verdi. Burak'a kart gösterip cezalı getirdi. Bu, Aldatıyor diye. Yusuf abi efendim? Aldatıyor diye. Aldatıyor diye. Evet, Evet. aslında faul Evet, biliyorsun. hatırladım. Ve hep söylediler maçtan sonra. Ben de basın toptansına indim. Jose Mourinho'ya dedim ki sizin dedim bu önünüzde oldu. Burak'a yapılan hareket için dedim eski Sven Moen, Norveç'te hakemmiş. Maçın Norveç okuyayım. pardon. İtalyan o Atletico Madrid maçı. Evet, Özür evet. dilerim. Tamam. Sven Moen. Tamam. Dedim ki o pozisyon için eski MHK başkanı bana telefon etti. Tercüme yapıyor yanındaki adam. Pozisyon penaltıymış. Ne deriz dedim. Vallahi ben görmedim falan filan dedi. Geçiştirdi. Sonra kapıdan çıktı şuraya gitti kameraların dışında. Şşt dedi. Öyle mi? Evet. Böyle yapıyor bana haklısın. Böyle bir de şey yani. Ya, ortalığı idare eden bir adam. İnanılmaz bir defa Her şeyi kenar kontrol her ediyor. şeyi kontrol eden. Kenarda bir defa duran bir adam görmeyeceksin. Bunu ne yapacağı belli olmaz. Çünkü korkunç maçı yaşayan bir teknik direktör. Çok zeki, cin gibi bir teknik direktör. Biraz dördüncü hakemlere Evet. fazla mesai bekliyor, onu söyleyeyim. Olabilir, doğrudur. Onun dışında medyayı da bekliyor. Bekliyor. Bak medyayı da bekliyor. Bütün medyayı da eder. Bazen tüm medyayı çıkartı çıkın dışarı soru almıyorum diyebilir. Böyle bir adam bunu da Chelsea'nin başındayken gittiğimiz zaman yine Drogba'lı dönemde oynanan oyundan mutlu değildi İngiliz gazeteciler. Eleştiri yapıyorlardı. Şöyle yaptı, kalktı dedi ki gel sen dedi otur buraya. Aynen böyle. Nasıl bir o yapıyorlar böyle yapıyor falan. Yani çok egosu yüksek. Müthiş bir teknik direktör. Büyük bir hava getirecektir lige. Bunu asla. Ama şunu unutmayalım ki benzer şeyi Roma'daki Konfederasyon Kupası'nı kazanmanın dışında çalıştırdığı liglerdeki şampiyon olamaması Fenerbahçe'nin süresi kadar. Fenerbahçe 10 yıl. Bu da 9 yıl galiba öyle Evet. bir şey. 2015 en son İşte şampiyonluğu. 9 yıl. 9'u doğru hesap Evet. etmişim. 9 yıldır o da olmuyor. Yani Mourinho için de Fenerbahçe büyük bir fırsat. Doğru. Hem Fenerbahçe şampiyon yapmak hem de kendini yukarı çıkar. Onu da Gürcan söyledi. Yeniden yere kendini yaratmak için bir fırsat diye düşünüyorum. Ama ben hala da şu söylemlerinden her ne kadar olursa olsun çok enteresan laflar söylüyor. Daha henüz atmadım diyor imzayı. Daha karar vermedim diyor. 8 oyuncu iyi takımda oynuyor diyor. Şampiyonlar için savaşacağım diyor falan. Meydan okumayı seviyorum diyor. Son dakikada bir sıkıntı olur mu? Bence olmaz. Ya bu şu Olabilir an mi? Bence Mesela kapta diye herhalde. imza ile alakalı Suudi abi. Arabistan'la ilgili imza ile ilgili. Suudi Arabistan'la ilgili çok büyük paralar olabilir mi? Yok yok. Sonuçta 61 şöyle şey 30 Levent abi milyon euroluk bir teklif var şuradan pay. Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan.
Ama Suudi Arabistan'a bu dönem için gitmek istemediğini biliyoruz. Şuradan pay biçelim. Anlaşma İmzalar olmasa kap bildirimi yaparız. Evet. Tamam katılıyorum. Yani, öyle diyorum ama yani o kap bildirimi yaparsın görüşme devam ediyor diye. Yok. Şimdi ne olacaklar? Hafta içi muhtemelen davet edecekler. Ben yarın gece pazar günü İstanbul'da olacağını duydum. Yani yarın olur öbür yani gün finalde olur. Görevli dediğim gibi yorumculuk görevi var TNT'de. Yarın İstanbul'da olacağı söyleniyor. Zaman... Benim gelen bilgi bu. Hayır ben şunu söylüyorum. Ya belli olmaz teknik direktörlerin hali. Ben bu şu anda şu masadaki herkesin genel görüşüne sadece imza atması kaldı değil mi? Evet. Geldi diye görünüyor. Düşünüyoruz. Ama imza atması lazım. Bence farklı bir teknik direktör gibi öyle oyuncular da kendini kolay hareket etmesin ha. Mesela Ceko ile Tadişilik'te kalır mı bilmiyorum ama öyle İsmail Kartal yaptıkları tavrı bunu yapamazdı. Bak söylüyorum bu öyle kolay bir teknik direktör değil. Hiç kimse buna gider yapamaz yani. Levent abi sesli açıklaması varmış Mourinho'nun. Bir de sesli olarak verelim Jose Mourinho'nun açıklamalarını. Evet açıklamalar bu şekilde. Bugün yapılmış açıklamalar. Bir teknik adam bence sezon öncesi hazırlıklarından bahsediyorsa o artık herhalde yani tabii ya, gönül olarak imzayı atmıştır diyeyim yani. O laflarla biraz da merak uyandırıyor. Evet evet. Yani gitmek istiyorum eğer gidersem. Gitmek istiyorum da eğer gidersem çok ters bir laf ya. Yok yok. Gitmek ne istiyorum anlıyorsun? Ama daha ofis resmi imzayı atmadım. Tamam gitmek istiyorum ama eğer gider atmadı olmadı ne oldu? Geldin anlaşamadın. Verdin rakamı. Abi o kap bildirimi yapılmışsa anlaşılmış tabii. Evet. Ya, bir tabii tane ki... daha Levent abi, Gürcan abi, Abdullah hocam çok güzel bir açıklama şimdi düştü önüme. Diyorlar ki Rio Ferdinand'la Jose Mourinho röportaj yapıyor. Bu da yeni çekilmiş görüntüler. Rio Ferdinand soruyor. Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim? Jose Mourinho'nun cevabı. Fenerbahçe Başkanı. Tamam. Tabii. Ha, bu iş artık bitmiş tabii, diyebiliriz. Tabii. Ali Bey zaten bu tabii, konuda tabii. Yani istediği her şeyi kendisi sağlar bu imkanları. 6 senedir yepyeni takım kurdu her sene. Bu sene de bir takım yapar diye bu düşünüyorum. Bu sene koruyacaklar takımı Levent abi. Onu söyleyeyim sana. Yani benim bugün bayağı bir çalıştım ben telefonla. Tabii seçim ne olacak bilmiyoruz. Ama Aziz Başkan'ın da vaadi aynı yöndeydi. Tabii yani hangi başkan devam ederse etsin Mourinho ile çalışacak. Şimdi koruyacaklar takımı. Kimseyi satmak istemiyorlar. Hoca da çok beğenmiş takımı. Mourinho da çok beğenmiş. 4 transfer var hedeflerinde. Ve bu 4 transferde deve dişi olacak. Söylenenler doğru mu? Lukaku? Lukaku Dybala. Var, Dybala var, evet. Talisca var, Jota var, birisi daha vardı. Jota da Portekizli. Charlotte o kadar kolay değil, Charlotte Atletico'da istiyor. Bu arada şöyle kolay değil, La Liga'da en son zirvedeydi, bir daha kontrol edelim. Yani gol kralını bitirdi galiba. Bence Charlotte'da Talisca yok. Dybala ile Lukaku var. İkisi de Roma'nın oyuncusu zaten. Yani Lukaku yok. Öyle mi? Lukaku Chelsea'nin ya. Lukaku bu sene Roma'da oynadı ya. Roma'da oynadı da Chelsea'nin oyuncusu yani. Kiralık evet evet. Ben sadece yani Roma'da oynuyordu. Kiralık ya olabilir ben, yani. Benim fikrim... Ama Lukaku'yu Chelsea'ye Mourinho mu aldı? Bence Roma'ya alalım. Roma'ya Mourinho aldı. Evet. Chelsea'ye almadı yani. Şeydeydi ya işte. Inter'deydi evet, bu arada ya. Sörlot bir gol farkla son hafta Doğubik geçmiş. Gol krallığında ikinci. Yani La Liga'da gol krallığında ikinci bir ismi getirmek kolay olmaz. Müthiş bir maç oynadı ya. Real maçı 4 tane gol attı. Zaten o şekilde çıktı yukarı. Hepsi klas gol. Yani orasını burasına çarptı değil yani. Hepsi klas gol. Yani bizde var görüntüler. Gerçekten müthiş gollerdi yani. Öyle kolay goller değil. Attığı goller. Tabii ondan sonra da talibi artıyor. Yani ama geçmişe baktığımız zaman mesela işte Jesus'la lig ikincisi oldun, yeni kadro yaptın. O kadroyu geliştirmek yerine gönderdiler neredeyse tamamını. Sil baştan bir kadro oldu. Jesus'tan önceki takımda lig ikincisi veya üçüncüsüydü İsmail Hoca ile. Tabii lig ikincisiydi. Trabzon onu da sil baştan yaptın. Ama arkadan geldi, kötüydü o zaman. Oraya da 14 transfer yaptı mesela evet. o kadroya da. Evet. 4 transfer yeter dedi bize hoca dedi. Ali Bey'in açıklaması var. Sezon başında 14 tane transfer yaptılar. Ama ilk defa kadroyu koruyup, o iskeleti koruyup ki Mourinho da yani takım beğenmiş. Ona 4 tane çok önemli oyuncu katacaklar işin içine. Tabi burada her takım için sadece Fenerbahçe için değil.
Mesela Abdullah Hocam daha teknik bakıyor. Bize daha başka bir pencereden bakış açısı verebilir. 12'ye bence yeniyor önümüzdeki sene. Evet. Yani sen şu an var elinde 16 tane. 4 tane daha alacağım. 20 tane Fenerbahçe için konuşuyorum yani. 8'ini göndereceğim. 8'ini göndermen lazım. Yani alırken iyi bir de gönderme. Yani o maliyetler onlar. Her takımın yani, bir sıkıntısı. Tabii tabii. Mesela Mourinho'nun da sıkıntısı var. Mourinho burada yabancı olsa sıkıntı yaşamış bir teknik direktör değil hocam. İstediği işini burada 11 oynatıyor, 12. 13-14 yok elinde. Yok çünkü. Yok evet. Olmayacak. Bir de öyle düşün. Bir avantaj bir dezavantaj. Avantaj yerli oynatma zorunluluğu yok. 11'inde yabancı oynatır. Ama değiştirecek bir tane yabancı var. 12. Başka yok hocam. Başka yok. Öyle Fener'in gerçi yerli kadrosu iyi ya oyuncuları değil mi abi? 3-4 tane oynayacak ama var. Şimdi hocam yani Ferdi hayır, satışı bekleniyor. İşte, hayır Gürcan abi dedi ya dağıtmayacaklar kadroyu. Bırakmayacağız. Onun üzerinden yürüyorum. Ama astronomik bir rakam gelmezse. Şimdi Ferdi'ye geldi diyelim 25 milyon euro. Ya orada da satmayacak mı Fener? Orada da floş dedi ya Ali Koç. Mourinho dedi yani. Şimdi bu hocayla çalışmak istemezler. Ha, tabii yani oyuncuların fikri yani değişmesi. Yani bir de sözleşmeleri de devam ediyor. Tamam. Yani işin mali tarafı varsa muhakkak o tarafta da mesela Minji'yi bırakmamak için yani Napoli'den fazla para verdi. Ali. Ama senin elinde değildi. Değil. Sözleşmesi mesela. Çıkış maddesi var. Perde'nin yaptığı sözleşmede ekstra bir şey var mı? Onların perde gelirini bilmiyoruz. Yani söz verdi başkan. Çünkü başkan Ali Bey ne dedi geçenlerde? Ferdi gelecek sene gidecek dedi. Tabii tabii açık öyle, bir şekilde söylüyor. Kendi ifadelerinden söylüyoruz. Yani biz uydurmuyoruz. Başkana ait bir şey bu. Ferdi diyorsa ben planımı yaptım. Yeni sezon şu takıma gitmek istiyorum derse. Şimdi kal dersen kalır mı? Hayır şey zaten başkan onu dedi. Yani gitmek isteyen olursa dedi astronomik para getirecek dedi. Yoksa bırakmayacak dedi. Tamam.